Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüzde konusu, konu anlatımı, soru çözümü ve burslulukta çıkan yüzde sorularının çözümünü yapacağız. Bu dersimizde basit kesirleri nasıl yüzde ile gösterilir, model gösterimiyle yüzde bulunması nasıl yapılır, yüzde problemleri, yüzde problemleri basit kesir şeklinde gösterilmesi ve yüzde problemleri ile ilgili Burslulukta çıkmış soruları birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Ailenizle alışveriş yapmaya gider misiniz? Ve gittiğinizde arkadaşlar etiket etiketleri bu şekilde görürsünüz. Alışveriş yaptığınız yerlerde buna benzer ilanlar gördünüz mü? Tabii ki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir bütünün 100 eş parçasında belirtilen kadar eş parçalarına o bütünün yüzdesi denir arkadaşlar. Yüzde sözcüğü bu sembol ile gösterilir arkadaşlar. Bu sembolün adı yüzde sembolüdür. Bir üründe indirim yapılmışsa bir ürüne zam gelmişse, bir anket yapılmışsa bunların sonuçlarını açıklarken ne kadar indirim ya da zam geldiğini, ne kadar kişinin ankette olumlu veya olumsuz oy verdiğini belirtmek için yüzde sembolü sıklıkla kullanılır arkadaşlar. Ondalık kesirlerin paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerde istenirse bu kesirlerde yüzde sembolü ile gösterilebilir arkadaşlar. Örneğin 5 bölü 100 kesrimizi Bizler Ondalık olarak 0.05 yani 5 şeklinde gösteriyorduk. Biz bunu şimdi arkadaşlar yüzde sembolü olarak 5 şeklinde gösteriyoruz. Kesir gösterimi, ondalık sayı gösterimi ve sembol ile yüzde sembolü ile gösterilimi bu şekildedir arkadaşlar. Eğer ondalık kesirler paydası yüz değilse biz onların yüz yapıp yüzde sembolü ile gösterebiliriz. Bunu Videonun devamında ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Aşağıdaki ondalık kesirleri önce ondalık sayı şeklinde yazalım. Daha sonra %10 bölüyle gösterelim. Arkadaşlar 8 bölü 100 kesrimizi, 13 bölü 100 kesrimizi, 50 bölü 100, 90 bölü 100, 60 bölü 100 ve 42 bölü 100 kesirimizi yüzde sembolüyle ve ondalık kesirle nasıl göstereceğimize bakalım. 0,08 yani 0 tam yüzde 8 şeklinde ondalık olarak gösteriyorduk. Bunu yüzde olarak yüzde 8 şeklinde gösteriyoruz. Arkadaşlar 13 bölü 100'ü 0,13 yani yüzde 13. 50 bölü 100'ü 0,5 veya 0,50 şeklinde de gösterebiliriz. Bu da yüzde gösterim olarak yüzde 50'dir arkadaşlar. Bu yüzde 0,9 %90 şeklinde veya 0,90 da gösterilebilir. 60 bölü 100 kesire 0,6 veya 0,60 %60 şeklinde. 42 bölü 100'ü 0,42 yüzde sembolüyle %42 şeklinde gösterebiliriz. Arkadaşlar paydaları 100 ise hemen yüzde olarak çabucak gösterebiliyoruz. Fakat paydaları 100 değilse ne yapacağız? Şimdi onları da öğreneceğiz arkadaşlar. Yüzde verilmişse biz bunu ondalık olarak nasıl gösteririz? Yüzde 44 arkadaşlar 0,44. Bakın 0 tam yüzde 44. Okurken de zaten böyle okuyorduk. Kesir olarak da 44 bölü 100. Sembol ile gösterilişi, ondalık sayı gösterilişi, kesir ile gösterilişi. Birkaç örnek daha verelim. Yüzde 39 0,39. Yüzde 77 0,77. Yüzde 54 0,54. %29 0,29 şeklinde ondalık sayı gösterilebilir. Arkadaşlar yüzlük kartlarda birim kareler değişik renklere boyalı ve bu boyaları yüzde olarak nasıl gösterdiğimize bakalım. Arkadaşlar tamamı 100. 10 satır 10 sütün olduğuna göre toplam 100 kare var arkadaşlar. 100 karenin 28 tanesi açık mavi olduğu için %28 31 tanesi koyu mavi olduğu için yüzde 31, 41 tanesi de sarı olduğu için yüzde 41 ile gösteriyoruz arkadaşlar. Tamamı 100 bölü 100, 28 bölü yüzü açık mavi, 31 bölü yüzü koyu mavi, 41 bölü yüzü de sarı renkte arkadaşlar. Tablomuza baktığımızda birinci şekilde arkadaşlar 28 birim Açık maviye boyanmış. 28 bölü 100. Virgülle gösterisi 0 tam %28. Yüzde ile gösterilmesi yüzde 28. Okunuşu yüzde 28. İkinci şekil koyu mavi arkadaşlar. 31 kare boyanmış. 31 bölü 100. 0,31 yüzde 31 şeklinde okunuluyor. Yine üçüncü kare sarı. 41 tane sarıya boyanmış. 41 bölü 100. 0,41 Yüzde 41 şeklinde okunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımızda birinci yüzlük tablomuzun yüzde 66'sı boyanmış. 6 ta 66 tanesi boyanmış yüzde 66. İkinciye baktığımızda arkadaşlar 46 tanesi boyanmış yüzde 46 şeklinde gösterilir. Aşağıdaki şekillerde yer alan boyalı kısımları yüzde ile ifade edelim. Baktığımızda arkadaşlar bütünümüz dörde bölünmüş bir tanesi boyanmış. Yani 1 bölü 4. Biz bunu arkadaşlar yüzde ile gösterebilmemiz için Pay ve paydayı ne ile çarparsak paydamız 100 olur arkadaşlar. Genişleteceğiz kesirimizi. 100 olması için arkadaşlar kaçta çarpmamız lazım 4'ü? 25 ile çarpmamız lazım. Pay ve payda 25 ile çarptığımızda 25 bölü 100. Yüzde 25. B şıkkına bakalım arkadaşlar. 10'a bölünmüş 5'e alınmış. 5 bölü 10. 100 yapmak için pay ve paydayı 10 ile çarptığımızda 50 bölü 100 %50. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar Kaça bölünmüş kesrimiz? 25'e bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 10 tanesi boyanmış. Bunu 100 yapmak için 4 ile çarpıyoruz veya pay ve paydayı. 4 kere 10 40. 4 kere 25 100. Artık paydamız 100 olduğuna göre yüzde ile gösterebiliriz yüzde 40. Arkadaşlar baktığımızda kesrimiz 100'e bölünmüş. 52 tanesi boyanmış. %52 olduğu zaman zaten paydamız 100 olduğu için direkt biz bunu %52 şeklinde gösterebiliriz. Bütünümüz 100'e bölünmüş. Mor arkadaşlar 30 tanesi mor %30, pembe yine 30 tanesi %30. Siyaha baktığımızda 20 tanesi siyaha boyanmış, %20. Beyaz yine 20 tanesi beyaza boyanmış, %20. Yine yüzlük kartımızda arkadaşlar Eflatun 25 tanesi %25, gri 25 tanesi %25, siyah 25 tanesi %25, mavi de %25 olarak gösterilir arkadaşlar. Şimdi kesirleri, şekille verilenleri tabloya tamamlayalım arkadaşlar. Önce kesirimiz, bakıyoruz bütünümüz kaça bölünmüş arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Kaçı boyanmış? 4'ü. Yani 4 bölü 8. Arkadaşlar... 8'i 100 yapamadığımız için hemen sadeleştireceğiz. Pay ve paydayı arkadaşlar 4'e böldüğümüzde 1 bölü 2. Şimdi 100 yapabiliriz. Pay ve paydayı 50 ile çarptığımızda 50 bölü 100. Yüzde şekli gösterimi yüzde 50. Ondalık gösterimi 0,5 yani yarım şeklinde gösteririz. 50 de ne demektir arkadaşlar? Veya 0,5 ne demektir? Yarım demektir. İkinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Kesrimiz 10'a bölünmüş 4 tanesi. İkinci şekle bakalım arkadaşlar. Kesrimiz 10'a bölünmüş. 4 tanesi boyanmış. 4 bölü 10. Paydayı 100 yapmak için 10 ile çarparsak 40 bölü 100. 40 bölü 100. Yüzde ile nasıl gösterilir arkadaşlar? Yüzde 40. Ondalık olarak 0,4 veya 0,40 şeklinde gösterilebilir. Bakıyoruz C şıkkına 4'e bölünmüş biri boyanmış 1 bölü 4. Arkadaşlar pay ve paydayı 25 ile çarptığımızda %25. Ondalık kesir gösterimi 0,25. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? 4'te 1'e çeyrek %25 veya 0,25 çeyrek diyoruz arkadaşlar. Ç'ye baktığımızda bütünümüzün 6'ya bölünmüş 6'sı da boyanmış. Yani %100 tamamıdır arkadaşlar ondalık kesir olarak 1 ve tam şeklinde gösterilir. D'ye baktığımızda 4'e bölünmüş 3 tanesi boyanmış. 100 yapmak için pay ve payda 25 ile çarptığımızda 75 bölü 100 %75 şeklinde gösterilir. 0,75 şeklinde de ondalık kesirle gösterebiliriz. Yine 4'e bölünmüş 2 tanesi boyanmış 2 bölü 4. 100 yapmak için 25 ile çarptığımızda 50 bölü 100. %50 0,5 yani yarım Şeklinde gösteriliyor arkadaşlar. Bakın A ve E yarısı boyandığı için %50 şeklinde gösteriliyor. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A şıkkına bakalım %80 0,8 doğru. B şıkkına bakalım %124 1,24 doğru. C şıkkına bakalım %36 3,60 değil yanlış arkadaşlar. 0,36 şeklinde gösterilecekti. Cevabımız C şıkkı. %99 0,99 şeklinde doğru gösterilmiş. Yukarıdaki şeklin boyalı kısmının yüzde olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakalım kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 8, 40'a bölünmüş arkadaşlar. Kaç tanesi boyanmış? 20 tanesi boyanmış. Biz bunu yüz, yüzde yapmak için 40'ı 100 yapamadığımız için arkadaşlar ne yapalım? Pay ve payda 20'ye bölelim. 1 bölü 2. Yani 40'ta 20 ise yarısıdır arkadaşlar. Yarımı da neyle ifade ediyorduk? %50 ile ifade ediyorduk. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Hangi renk balonun üstünde yazılı olan sayı %54 şeklinde okunur? Arkadaşlar baktığımızda mavi %5, yeşil %54, sarı %45, beyaz da 540 %54'ü sorduğu için cevabımız yeşil olacak. Yukarıdaki yüzlük kartın kaç tanesi, kaç karesi daha boyanırsa kartın %80'lik kısmı boyanmış olur? Bakalım arkadaşlar. 10 20 30 40 40 6 52. 52 tanesi boyanmış. Arkadaşlar 80'i boyanması için daha ne kadar boyanmalı? %80'den %52'yi çıkarırsak arkadaşlar %28. Yani 28 karemiz daha boyanırsa ne olur? %80'i boyanmış olur. Cevabımız ne olacak? 28 olacak. Basit kesirler yüzde sembolüyle nasıl gösterilir arkadaşlar? Şeklimiz dörde bölünmüş bir tanesi boyanmış. Yukarıdaki dairesel bütün farklı sayıda eş parçaya ayrılmış. Boyalı kısımlarla kesirle yazalım. Yani 1 bölü 4 arkadaşlar. 1 bölü 4 biz paydayı yüzde göstermemiz için paydayı 100 yapmamız gerekiyor. 100 yapmak için kaçta çarpacağız? 25. Yani genişleteceğiz. Payı da 25'te çarpmamız gerekiyor. Ne olur arkadaşlar? 25 bölü 100 olur. Bunu da biz yüzde 25 şeklinde 0,25 ondalıklı gösterim. Yüzde olarak da yüzde 25 şeklinde gösteriyoruz. Artık. Örnek yine arkadaşlar. Şekildeki 10 eşit parçaya bölünmüş olan pastadan 4 dilimini yiyen kişi pastanın yüzde kaçını yemiştir gibi bir soruda. Bakalım arkadaşlar 10'a bölünmüş 4 dilimi yenmiş. Yani 4 bölü 10. 100 yapmak için pay ve paydayı 10 ile çarptığımızda 40 bölü 100. Yani 0,40 o da yüzde 40'ını yemiştir deriz arkadaşlar. Bir kesir sayısını yüzdeye çevirmek için kesir sayısının paydası 100 olacak şekilde genişletilir ya da sadeleştirilir arkadaşlar. Bura çok önemli bir not. Bunu not almanızı istiyorum. Yandaki şekilde 100 soruluk bir sınavdaki soruların derslere göre dağılımı gösterilmiştir. Sınavdaki soruların yüzdelerini bulalım. Arkadaşlar 100 soruluk olduğu için 100'e bölünmüş. Matematik 32 tanesi. Yüzde... 32 şeklinde 0,32 yüzde 32. Türkçe 38 tanesi bakın arkadaşlar 38 tanesi ise 0,38 yüzde 38. Sosyal bilgilerde 10, 20, 30 tanesi ise 30 bölü 100 0,30 yüzde 30 şeklinde gösterilir. Bakalım arkadaşlar birinci şekil 1 bölü 4. 100 yapmak için pay ve paydayı 25 ile çarparsak yüzde 25. Virgülle gösterisi 0,25 %25 okunuşu. İkinci şekle baktığımızda Bütünümüz 5'e bölünmüş. Bir parçası boyanmış. 1 bölü 5. Pay ve payda 20 ile çarpmamız lazım. 20 bölü 100. 0,20 %20 şeklinde. Üçüncü şekle baktığımızda 10'a bölünmüş. 3 parça boyanmış. Pay ve paydayı 10 ile çarpmamız, çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Payda 100 yapmak için. 30 bölü 100. 0,30 %30 şeklinde gösteriyoruz. Aşağıdaki Lerden hangisi genişletilerek yüzde sembolü yazılamaz? Payda 100 yapmamız için 10 ile çarparız. İkinciye herhangi bir şekilde 100 olmaz. 7'yi ne ile çarparsak çarparım 100 olmaz. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar 20 ile çarptığımızda 100 olur. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar 4 ile çarptığımızda 100 olur. Burada paydada yazılı olan 7 rakamı hiçbir sayı ile çarpılarak 100'ü bulamayacağımız için cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yandaki modelde yeşil boyalı kısmı ifade eden kesirin yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5, 25. Bütünümüz 25'e bölünmüş. Ve 25'ten tane, kaç tanesi arkadaşlar boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar Öncelikle bütünümüz 25'e boyandığı için biz 100'e paydayı 100 yapmak için pay ve paydayı 4 ile çarpmamız gerekir. 16 bölü 25 4 ile çarptığımız zaman 64 bölü 4 kere 16 64 4 kere 25 100 64 bölü 100 yüzde 64'ü boyanmış olur. Cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Yine yandaki saatin farklı mağazalarda etiket fiyatları ve yapılacak indirim yüzdeleri aşağıda verilmiştir. Yapılacak indirimler sonrasında bu saat hangi mağazadan en ucuza satın alır deniliyor arkadaşlar. Sevgi mağazasında 100 lira %25 indirim yapılırsa arkadaşlar 100 çarpı 25 bölü 100 arkadaşlar ne yapıyoruz 100 çarpı 25 bölü 100 de sıfırlar birbirini götürür. 1 çarpı 25 25. Arkadaşlar şu bölü işareti unutmuyoruz. O halde yüzden 25 çıkarırsak 75. Yani A şıkkında sevgi mağazasında 75 lira alıyor. B şıkkına bakalım. Dost mağazasında 90 lira. Yüzde 10 indirim yapılırsa arkadaşlar. 90 çarpı 10 bölü 100. Yüzde 10 arkadaşlar. 10 bölü 100 şeklinde yazıyoruz. Arkadaşlar hemen sıfırları götürelim. Bakalım. 1 kere 9 9 9 kaldı 90'dan 9 çıkarsa 81 bakın dost mağazasında 81 lira yıldız mağazasında 90 liraymış %20 indirim yapılırsa arkadaşlar 90 çarpı 20 bölü 100 hemen sıfırları götürelim arkadaşlar ne kaldı 2 kere 9 18 arkadaşlar 90'dan 18 çıkarsa 72 lira D mağazasına bakalım gül mağazasında arkadaşlar %30 indirim yapılırsa 100 çarpı 30 bölü 100 yani 30 TL indirim yapılmış olur. 100'den de 30'u çıkarırsak arkadaşlar 70. Bakıyoruz en ucuz hangi mağazasında? Gül mağazasında cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Yüzde sembolü ile verilen ifadeyi ondalık kesir olarak yazalım. Mağazadan alınan ürünlerin yüzde dilimlerine bakalım. Ürün adı eldiven, şapka, çorap ve kazak bakalım arkadaşlar. %8, %15, %50, %25 ondalık göstermesi %8, %15, %50, %20, %25 bölü 100 şeklinde virgülle yazılışı 0,08 %8, 0,15 0,50 0,25 şeklinde arkadaşlar 0 tam %8, 0 tam %15, 0 tam %50, 0 tam %25 şeklinde de okunuşu var. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarının karşılık gelen yüzdelikler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yüzdeliği ve kesir şeklinde yanlışı doğru olup olmadığına bakalım. Arkadaşlar kesrimiz kaça bölünmüş? 4'e bölünmüş. 3 tanesi boyanmış. Yani 3 bölü 4. Pay ve paydayı 25 ile çarptığımızda 75 bölü 100. 75. Bakıyoruz. Yüzde 75 şeklinde göstermiş. A şıkkı doğru. 5 şıkkına bakalım arkadaşlar. Kesrimiz 5'e bölünmüş. Bir tanesi boyanmış. Yani 1 bölü 5. Payva paydayı 20 ile çarptığımda 20 bölü 100. Yani %20. Bakıyoruz %20 doğru. Arkadaşlar kesrimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. İki tanesi boyanmış. Yani 2 bölü 8. Arkadaşlar 100 olmayacağı için önce sadeleştirme yapıyoruz. Ve payva ve paydayı ve 4'e böldüğümüzde 1 bölü 4. 1 bölü 4 olduğu zaman arkadaşlar ne oluyordu? 25 ile çarptığımızda 25 bölü 100 Bakıyoruz yüzde %25 yüzde 25 doğru gösterilmiş C şıkkı da doğru. Bakalım arkadaşlar D şıkkına bakalım arkadaşlar. Kesrimiz ona bölünmüş dört tanesi boyanmış yani 4 bölü on. Pay ve paydayı onla çarparsak 40 bölü yüz yüzde kırk bakıyoruz buzda yüzde elli olduğu için yanlış. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki modellerde boyalı kısımların gösterdiği yüzdelerden hangisi en büyüktür diyor arkadaşlar. Bakalım bu 1 bölü 4. 1 bölü 4 ise yüzde 25. Fay ve fayda 25 ile çarptık 25 bölüyüz. 100. B şıkkına bakalım. 1 bölü 2. 2'ye bölünmüş bir tanesi boyanmış. Pay ve paydayı 50 ile çarptığımızda %50 arkadaşlar. Zaten yarısı boyanmış. Bakın yarım %50 demekte arkadaşlar. Bakalım C şıkkına kesrimiz 8'e bölünmüş 4 tanesi boyanmış. Bakın 8'de 4'ü boyanmışsa yarısıdır. Yani bu da %50'dir arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Bütünümüz 5'e bölünmüş 3 tanesi. Yani 3 bölü 5. Pay ve paydayı 20 ile çarparsak 60 bölü 100. 60 bölü yüzde nedir? Yüzde 60'tır arkadaşlar. En büyük dediği için cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdaki modellerden hangisinin boyalı kısmı yüzde olarak ifade edilemez diyor. Arkadaşlar A şıkkı 1 bölü 2 yani yüzde 50 yarısı olduğu için yüzde 50. Bakıyoruz arkadaşlar 4'e bölünmüş biri boyanmış 1 bölü 4 yani yüzde 25 gösterebiliriz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Kesirimiz 10'a bölünmüş. ikisi taranmış. 2 bölü 10. Pay ve paydayı 20 ile çarparsak 20 bölü. Pay ve paydayı 10 ile çarparsak 20 bölü 100. Yüzde 20 gösteriliyor. D şıkkına bakalım arkadaşlar. 6'ya bölünmüş. Tamamız 6'ya bölünmüş. İkisi boyanmış. Yani 2 bölü 6 arkadaşlar. 2 bölü 6 olduğu için sadeleştirsek 1 bölü 3 olur. Yine 100 olamayacağı için biz D şıkkındakini yüzde ile gösteremeyiz. Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıda yüzde ile ifade edilen sayıların virgül kullanılarak yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Yüzde 51, 0,51 doğru. Yüzde 40, 0,04 yazılmış. Bu yanlış arkadaşlar. 0,04 değil, 0,4 şeklinde veya 0,40 şeklinde gösterilecek. B şıkkı yanlış. C şıkkına bakalım. %98 0,98. Doğru. D şıkkına bakalım. %5 0,05. Doğru. %5 doğru arkadaşlar. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız B şıkkı olacak. %1'i 100 metre olan yolun tamamı kaç kilometredir diyor arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Burada metre vermiş, kilometre istiyor. O halde kilometreye çevireceğiz. %1'i 300 metre ise tamam arkadaşlar. Tamamı ne olur? 300 çarpı 100 30 bin metre kilometreye çevirdiğimizde 3 sıfırını sileriz. 30 kilometre. Yani cevabımız nedir? D şıkkı olur. Şimdi 2020 burslukta çıkan yüzde sorularını çözelim. Sena kütüphanesindeki kitapların 1 bölü 5'ini 2015'te 7 bölü 20'sini 2016'da, %30'unu 2017'de, %15'ini de 2018'de satın almış. Buna göre Sena'nın kütüphanesinde en fazla kitap satın aldığı yıl hangisidir diyor. 2017, 2018 yüzdeyle verdiğine göre biz 2015 ve 2016'yı da yüzde şeklinde yazabiliriz. 1 bölü 5'i nasıl yazarız arkadaşlar? 1 bölü 5, pay ve paydayı 20 ile çarparsak arkadaşlar ne olur? 100, %20 yani %20 olacaktır. 2016'da %20'ymiş arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. %20. 2017'ye bakalım. 7 bölü 20. 7 bölü 20 arkadaşlar. 20'yi kaçta çarpmamız lazım? 5'te çarpmamız lazım. Payı da 5'te çarpacağız arkadaşlar. Ne olur? 35 bölü 100 olur. O da ne yapar? %35. Hemen şuraya da 2016'ya da %35 yazalım arkadaşlar. Şimdi yüzde yirmi, yüzde otuz beş, yüzde otuz, yüzde on Hangisi en fazladır diyor? 2016 en fazladır. Cevabımız B şıkkı olacak. Yine 2020'de burslukta çıkan yüzdesi, yüzde sorusu. Buna göre bu iki üründen aynı anda birer tane satın alan bir kişi mağazaya kaç lira öder diyor. Arkadaşlar öncelikle Birer tanenin fiyatına bakalım. Mağazadaki ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatlara uygulacak indirim oranları tabloda verilmiş. Bu mağazada aynı anda iki ürün satın alanlara ekstra %10 indirim daha yapılıyormuş arkadaşlar. Biz öncelikle şuradaki tablodaki ürünün %10 indirimine, gömleğin %10'lu indirimine baktığımızda arkadaşlar 80 liraymış. %10'u ne olur? 10 bölü 100 olur. Arkadaşlar Sıfırları götürdüğümüzde 8 lira indirim yapılmış olur. 80'den 8 çıkarsa 72 lira. Gömleği 72 liraya almış arkadaşlar. Hemen ayakkabıya bakalım. 240 liranın %30'u 240 çarpı 30 bölü 100. Yine arkadaşlar sıfırlar gider. 3 kere 24 72. Yani 72 lira indirim yapılmış. 240'tan 72 lira çıkarsa ne olur arkadaşlar? 168 liraya da Ayakkabıyı almış. Birer tane aldığına göre toplam ne kadar vermiştir arkadaşlar? 168 artı 72 240 lira tutuyor. İkisini aldığı zaman %10 indirim daha yapıldığı için arkadaşlar. 240 çarpı 10 bölü yüzden yine sıfırları götürelim arkadaşlar. Ne kaldı? 24 lira daha indirim yapıldığına göre. 240 tane 24 lirayı daha çıkarırsak ne olur? 216 liraya bir gömlek ve bir ayakkabıyı almış olur. Cevabımız C şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.